Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar efendim, Billur TV'ye tekrar hoş geldiniz. Sizleri çok seviyoruz, çok da güzel programlar çekiyoruz. Yine Oğuzhan hocamızla birlikteyiz tabii ki. Merhaba. Sevil Tunç bizlerle birlikte. Siz Sevil Tunç'u bugün ilk defa tanıyacaksınız. Kendisi bir hayat koçudur ama çok ilginç bir konusu vardır. Çünkü bizim aslında karakterimizi, ben şimdi atıyorum, o tabii ki düzeltecek, ana rahminde oluştuğuna dair bize çok önemli bilgiler verecek. Yani aslında hamilelik de çok önemli. Burada bir usta astrolog var. Ben şimdi kafamda böyle sorular falan yaratıyorum kendi kendime. Çünkü çok ilginç bir durum. Evet. Çünkü bazı kültürlerde ana rahmine düştüğün andan itibaren insan sayılıyorsun. Tabii. Bazı şeylerde, hatta bu Amerika'da eyaletler arasında bile değişiyor. Bazı eyaletlerde mesela doğduktan sonra insan sayılıyorsun. Şey bunu var. Astrolojiyle birleştirelim. Tabii. Çok ilginç bir konu. Ana rahmindeyken astrolojiyle ilgili karma neler oluyor, nasıl ilgileniyorsun? Spiritüel ve karma astrolojisinin bir alanıdır. Planetar zodyak dediğimiz doğum öncesi zodyak vardır. Ve çok ilginç. Bu arada hoş geldin Sevil'cim tabii aslında ki. Hoş geldiniz. Oğuzhan Hoca'yla da ilk defa tanışıyorsun. Merhabalar, evet ilk ve defa tanışıyoruz. Ve çok ilginç iki konunun aslında çakıştırması. Ben sizin çakışmanızı seveceğim. Bilinçaltı oluşumu. Bilinçaltı oluşumu temel orta sınıflarda öğrettiğimiz karma astrolojisine ait bir alan var. Ve bunun üzerine aslında daha fazla durmamız lazım. Yani temel sınıflardaki arkadaşlarımızın daha da ön plana çıkartması lazım. Aslında işlevselliği çok olan bir alan planetar bu zodyak. Yani biz buna planetar doğum öncesi astrolojisi diyoruz. Ve dezenkarnatif harita ve doğum öncesi harita ve çok şaşırtıcı doğum öncesi harita ve planetar astrolojinin ilk örneklerini eski Roma astrolojisinde görüyoruz. Yani işte Vernalis Virgilius döneminde gelen, ondan sonra Manilius'un kitaplarında, eski Latince kitaplarında buna benzeyen çalışmalar olduğunu görüyoruz ki milattan sonra 27'lerde falan yapılmış. O dönemde Empire of Rome'da Tiberius döneminde doğum öncesi psikoloji konusunda astrolojik çalışmalar yapılmış. Nasıl mesela ya? Orada daha hiçbir şey bilmezken insanoğlu bu kadar erken bir evresin. Hani bugün bile hiçbir şey bilmiyoruz aslında. Bu bilgiler nasıl gelmiş mesela? Arkadaşlar, yani daha doğmadan önce bunun araştırmasıydı bilmem astrolojik. Billur abla şöyle söyleyeyim. Ben bilim. Arkadaşlar bence arkeolojik gözlemler ve tarih bildiğimiz gibi değil. İngilizlerin 1850'lerden itibaren ortaya çıkartmış oldukları İngiliz ve Almanların ortak bir arkeoloji ve tarih bilimi denilen bir misyonları vardır. Bunda eksikler var. Arkeoastronomiyle uğraşın. Arkeoastronominin haricinde kayıp uygarlıklarla uğraşın. Ya bu işte başka bir şey var. Yani tüm uygarlıkların mitlerinde tufan miti var. Bu uygarlık bir şekilde büyük bir olay yaşadı. Bir kuyruklu yıldız mı çarptı? Ya yoksa bir başka bir bilgi çarptı. Var yani değil mi? Ya bir şey çarptı bu gezegene ve uygarlık çöktü. O Atlantisler, Lemuryalar, o Muğlar boş işler değil yani. Değil canım, büyük liderler var. Hep araştırmış. Atatürk Muğ'ya çok ilgilenirmiş. Atatürk Mukit'i. Hitler bile Atlantis'i araştırmış adam mesela senelerce. Hitler Atlantis'i araştırmış. Atatürk Muğ kıtasını araştırmış. Yani anladığımız kadarıyla tufan öncesi uygarlıklar dediğimiz uygarlıklar şu anki bizim teknolojimizden, çok tarihimizden, arkeolojimizden, yani bilimimizden ileri. Ya bence bunlar tufan öncesi uygarlıkların artık bilgileri. Ne kaldıysa o tufanda her şey yok olmuş. İşte eski yazıtlar, ne diyebilirim, tabletler, kalabilenler bunlar. Yoksa yani milattan sonra 27'de planetarla doğum öncesi psikolojisiyle evet adamların nereden ilgilenmesi bilsin? Garip de orada değil mi? Değil mi? Şimdi bile ilgilenmiyor insanlar. Hiçbir sen şekilde. Nasıl peki hayat koçusun da nasıl yani ana rahminde bunların oluştuğuna farkına vardın veya bunu niye inceleme ihtiyacı ya duydun? Çünkü bilinç ve bilinçaltı o kadar karmaşık bir şey ki ve insanın resmen kaderini yazan bir kalem. Eş seçimlerinde de öldür. Mesela bir bilinçaltı ile eş seçeriz, bir de normal bilmiş olduğumuz duygularla, uyumla, ki uyumda da size gelirler insanlar. Tabii. Fakat bilinçaltı öyle bir şeydir ki, mesela düşüncelerimiz
Uyuduğumuz zaman sona erer. Fakat bilinçaltı 7-24 evet, işlem halindedir. Biz narkozdayken bile tabii çalışıyormuş. Kesinlikle, kesinlikle. Uyumuyor yani. Ve her şeyi, neredeyse her şeyi kaydeder. Ama güçlü bilgi, güçlü duyguyla geldiği zaman direkt olarak kaydeder. Ve bir insanın bilinçaltı hamilelikte 4. haftadan itibaren sinir sisteminin oluşumuyla ruhunda girmesiyle bilinçaltı yavaş 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 dolmaya i̇şte başlar. İşte ruh giriyor mu 4. ayda tabii ki. Yani? O zaman o demek ki biz... Ruhun girmesi 40. günde gerçekleşiyor. Sinir sisteminin oluşumu 4. haftada gerçekleşiyor. Oluşmaya başlıyor. Bir DNA'dan aktarılan bilinçaltı bilgileri mevcut. Annenin anneden aktarılanlar mevcut. Sonra da doğduktan sonra bilinçaltı ve bilinç dışı bir takım şeylerle de kişilik tamamen, karakter tamamen oluşuyor. Bilinç dışı da çok önemli. Tabii ki, tabii ki. Bilinç dışı, yani bilinçte olan... Altta bilmediğimiz yapılar ve bilinç dışında yani ruhta olan yapılar var. Hı hı. Her ikisi beraber psişe orada bireyselleşiyor. Yani id, ego, süperego gelişimi orada maksimuma ulaşıyor. Orada işte Arap astrolojisinde vardır, Osmanlı astrolojisinde vardır. Ayani sabite haritası denilen bir harita vardır. Ve bu ayani sabite şunu bulmaya çalışmış eski sufiler. Astrolojiyle uğraşan İslam sufileri ruh bedene ne zaman girer? İşte evet, her çeşitli kitaplarda çeşitli bilgiler tabii var. Doğarken de diyen var, ilk düştüğünde diyen var, işte hangisi doğru acaba? Bence değişken. Değişken diyorsun. Bence değişken. Yani kişiye göre o da mı değişiyor kişiye diyorsun? Kişiye ve haritaya göre değişiyor. Ama ben yani hanımefendinin dediği gibi 40 günde 3 aylık süre içinde olduğunu düşünüyorum. Ama kesin yani, bir şey söylemek zor. Kesin bir şey tabii ki, ama şu anda yapılan araştırmaların hepsinde 40. günden itibaren bu şekilde bir ileri tabii sürüm bilinç var. Dördüncü işte şeyden sonra da tamamen bilinçaltının oluşumu söz konusu oluyor. O zaman oluyor. Demek ki bugüne kadar dünya yüzünde insanlık var olduğundan beri kaç milyar insan gelip gitmiştir mesela? 15 milyar insan mı gelip gitmiştir? 100 milyar, atıyorum. Evet. 100 milyar insan gelip gitmiştir. Bunların hiçbiri birine benzemiyor o zaman. Herkes tek. Evet. Herkes tabii ki tek. Doğum haritası bunu gösteriyor. Tabii zaten ki. Ama DNA'dan bilgi aktarımı gerçekleşiyor aynı evet zamanda. Yani atanın bilgisine sahip oluyor. Çocuk atanın bilgisine sahip oluyor. Ve DNA'dan bilgi aktarımı o kadar önemli ki. Yani o mesela... Bildiğiniz pek çok şey, pek çok davranışınız, öğrenilmiş olan pek çok davranışınız çocuğunuza geçiyor. Evet, ben yani kendimden onlar çok biliyorum. Derin işler. Ben kendi kızımda görüyorum mesela. Venüs Aliye bazı özellikleriyle bana çok benziyor. Annesine de tabii, Zeynep Hanım'a da çok benziyor ama beni andıran bazı özellikleri var, ben şaşırıyorum. Ben babamın modeliyim be, sen ne diyorsun yani? Tabii. Ben de büyüdükçe kendime şaşırıyorum. Ay ne kadar benziyorum. Şu huyum aynı diyorum mesela. Yani hatta ama işte, güzel bir şey yani. Anneden insan... babadan alınanlar aynı zamanda işte anneanneden, dededen, teyzeden, kaç peki bu yedi göbek dedikleri buna da şey yapıyor mu? Bu konuda tabii da yedi göbek mi? Tabii ki yedi göbekten sonra daha kesiliyor fazla mu? Daha fazla. Daha fazla. Eski daha Türkler fazla. 40 der. Eski Türklerde 40 kuşağı mağara kadar. Mağara adamına kadar bizim aslında bilgimiz var yani. Gelen her şeyde, her şeyde bilgimiz var. Sadece yaşadığımız olaylarda bir öne çıkımı. Öne çıkımı sonradan gerçekleşebilir. Sen bu bilgiyi nasıl kullanıyorsun insanlar üstünde? Ne yapıyorsun yani? Hani bu bilgiyi nasıl gelip danışanlarımla nasıl kullanıyorsun? Danışanlarımız bizim hani hangi problemle, hangi sorunla geldikleri çok önemli. Mesela kedi korkusu diyelim. Mesela. Evet. Çok var, doğru evet, söylüyorsun. Çok, çok var. Ciddi bir fobi. Normalde hani daha önce de değinmiştik bu konuya. Hiçbir annesi hamilelikte hiçbir şey yaşamamış. Anne baba gayet güzel bir şekilde kediden korkmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Da hayvandan bir korkusu yok. Fakat kendisi de küçükken herhangi bir şey yaşamamış olmasına rağmen deli gibi kediden korkuyor. Ve bilmiyor niye bilmiyor, olduğunu. Bilmiyor. Neden olduğunu bilmiyor. Evet, bilinç dışında bir şey var. Evet. Bir şey, bilinç altında bir şey var aslen. Bilinç altındaki
Bu aslında dedesinde olabilir, dedesinin dedesinde olabilir, anneannesinde olabilir ve sana gelmiş olabilir. Sende ortaya çıkmış olabilir. Bu genetik bilgi aktarımıyla evet. gelen. Oğuzhan bana başka bir şey söylemişti yıllar yıllar önce. Mesela dedi, bir adam dedi bir hayatında ölürken tabii. en son dedi bir şeyde vurulmuş diyelim bir sokak arasında. Kediler geliyor başına. En son gördüğü görüntü o yaşamında evet. kediler. Ve bu evet. yaşamında tekrar doğduğu zaman kediden evet. korkuyor. Bu da olabilir demişti. Yani şimdi orada tabii ki iş karışık. Bazıları dezenkarnatif, bazıları da soydan gelen. Onu ayırmak gerekiyor. Mesela şöyle görüyorsunuz. Regrese ediyorsunuz veya hipnoza alıyorsunuz. Fakat orada sorun şu. Bir size bir hikaye anlatıyor. Bir hayvan parçalamış mesela. Ve o hipnoz altında bir hayvan parçalamasını dezenkarnatif yani daha önceki ekminetik yani daha önceki yaşamıyla alakalı bir hayat resmi olarak algılıyorsunuz. Ama o hayat resmi belki dedesinin yaşadığı parçalanma hikayesi. Ama hikaye şu. Eğer dedesi parçalandıysa o niye nereden biliyor diyorsun? O nereden biliyor? Dedesi orada parçalanıp öldürüldüyse bunu bilemez. Nasıl yaşayan, çıktı dedi? Yani saldırıya uğrayıp evet saldırıya uğrayıp sağ kalan. Sağ kalan. Sonra çocuk sahibi olan. Evet. Onları da gördüm. Yani, mecburen dedesi ölmüş olsa zaten evet. olmayacak. İşte bu iş muamma. Gerçekten muamma. Yani bir kısmı soydan mı geliyor? Çoğunlukla soydan geliyor. Genetik aktarım. Bir kısmı da ruhtan geliyor. Çünkü burada soul genetik var bir yerde. Diğer tarafta da body genetik var. Çok dikkatli araştırılması gerekiyor. Bu alanda da çok eksik aslında dünya. Evet çok şimdi fazla orada evet çok ciddi özellikle bu DNA'dan bilgi aktarımıyla alakalı şu anda yurt dışında çok ciddi bir şekilde araştırma yapılıyor. Nasıl oluyor? Nasıl geliyor? Hala bilim adamları bunu tam olarak çözmüş değil. Tabii. Ama üzerinde ciddi manada çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bunu yapmadığının başka sebepleri var. Mesela şimdi Einstein'ın bilgisini oğluna aktardığını düşünsene. Muhteşem. Var bir sürü çocuğu, hepsi acayip anormal çocuklar oluyorlar. Yani, çünkü adam hiç ilgilenemiyor onlarla ama yani. Ama içeride genetik olarak kalıpta var işte. Var ama şimdi şöyle bir şey, kalıpta var okey genetik olarak. Ama o çocukların psikolojisi de çok önemli herhalde hı-hı. yani. Öyle tabii. Çünkü o kadar baskın ve o kadar genius bir babanın çocuğu olmak da çok zor bir şey çok yani. Çok şizofren zaten. Bir de adam delinin teki. Karısıyla, çoluğuyla, çocuğuyla ilgilenmiyor ki. Hatta ben buraya hep diyordum ki onun hayat hikayesini seyreden National Geographic çok güzel bir şey yaptı ya. Jeffrey Rush oynadı Einstein'ı. Dedim ki bence bu tip adamların evlenip çocuk sahibi olmaması lazım. Karısına da haksızlık, çocuğuna da haksızlık. Neyi doğuruyorsun ondan sonra ruh hastası çocuklar şey yapıyorsun. Oğlu intihar ediyor mesela tabii, 17-18 tabii, yaşına tabii. geldiğinde filan. Hiçbir paylaşım yok çünkü. Yok. Hiçbir manyak bir baba. Ama o zaman evlenme gelidir. Kardeşim. Evet. Senin çünkü genetiğin gelse bile dünyaya sen o genetiği devam ettirecek ruhu veya o şeyi yaratmış olmuyorsun ki. Şimdi bir de deha tehlikeli bir şeydir. Yani delilikte dairelik sınırında insanlar bunlar. Yani Albert Einstein, Nikola Tesla bunların hayat hikayelerine Tesla bakarsan. Tesla zaten hiç evlenmemiş, çocuk da yapmamış Tesla'da galiba. Tesla'nın ölümü de çok kötü olmuştur, mutsuz olmuştur. Evet. Aynı şekilde Einstein çocukları oldu. Hepsi ya intihar etti ya şizofren oldu ya krastlarla i̇şte yani. Gitti çocuklar. Yani zaten onlar neden dahi farklı bir bakış açısıyla bakıyorlar. Biz onlara astrolojik olarak Uranüsyen insanlar diyoruz. Yani farklı bir algıyla bakıyor. Şimdi hepimiz için etrafımızda gördüğümüz dünya aynı değil. Aynı algılarla bakmıyoruz. Aynı algılarla bakmıyoruz ve beynimizin bunu çekirdek kapasitesiyle prosese etmesi de farklı. Astrolojik haritalarda görüyoruz bunları. Ve o prosese etti. Yani bazıda işte karşıda bir küçük bir kütüphane var. Mesela hı hı. orada kırmızı bir kitap belki ilginizi çekiyor. Mavi bir kitap ilginizi çekiyor. Orada Şişko Buda belki. Belki orada işte herhangi bir kitap. Neden o kitap sizin ilginizi çekiyor? İşte bilinçaltı bununla alakalı. Aslında bilinçaltı öyle ilginç bir bilinç ki bilinçaltı dediğimiz şey de bir bilinç hali aslında. O da bir bilinç hali. Yani bilinçaltını aslında şu an için bence doğru da bilmiyoruz. Çöp evet, torbası yani zannediyoruz. Evet, laf olarak onu. Da şey. Evet evet, doğru onu söylüyorsun. Bir çöp torbası olarak algılıyoruz. Ben onun farklı bir hal olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bilinçli kişiliğini algılayamadığı bilincimizin en derin katmanları. Ve bu o en derin katmanlarında DNA köklerimiz var. DNA köklerimizin haricinde
işte bilinçsiz olduğumuz anne çocuk o ilk bağlamlarında edinilmiş bağlantılar var. Anne karnı psikolojisi, yani bence prenatal psikoloji, yani anne karnındaki bir bebeğin düşünce yapısı acaba nedir? Orada bir dünya var. Orada yiyor, içiyor, tabii besleniyor. Canım. Sıcak anne, bir hayat anne var. Anne dünyayı tanıtan ilk rehber oluyor. Tabii ki, tabii ki. Yani anne dünyayı tanıtan ilk rehber. Onun için anne çok önemli. Ve çok. Anne çok önemli. Astrolojik haritalarda ay burcu dediğimiz şey. Anne çok önemli. Çünkü orada annenin vücudunda bir gelişim söz konusu. Hı hı. Birincisi annenin çocuğu kabul edişi. Artı annenin çocuğu reddedişi. Birinci psikoloji İşte bu. Onları biz evet daha önce Sevil'le konuştuk. Sen varken de konuşalım. Anlatsana mesela ne oluyor? Düştük ana rahmine. Nerede psikolojimiz yani biz evet. Nasıl etkileniyoruz? Şimdi şöyle. Ana rahmine girdik. Ana rahmine girdikten sonra hiç bilmediğimiz duygularla tanışıyoruz. Hiç bilmediğimiz bir dünyayla tanışıyoruz. Bilmiyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Fakat meraklıyız. Hani normal olarak anlatacak olursak meraklıyız. Ve mesela hamilelik döneminde kadınların pasifize olduğu, içeri çekildiği, dış dünyayla bağlantısını kestiği dönemleri vardır. Pasif haldedir anne. Ya da önceden güldüğü şeye ağlayarak tepki vermesi ya da ağladığına gülerek tepki vermesi. Aslında her şeyde çocuğun duygularıdır, çocuğun hissettiğidir. Tabii. Anne çocuğun duygusunu tamamen dışarıya yansıtır. Yani aş eriyor mesela kadın, tutturuyor ya. Kış günü erik istiyorum diye çocuğu mu istiyor onu? Yok hani aş ermek daha farklı okay. Bir hani oldu. O da çünkü mı içeriden büyük, geliyor büyük, merak ettim büyük saçma. Büyük insanlarda da çünkü hamile olmayan hani mesela bugün canın işte ekşi bir turşu istiyor olabilir. Canın çok çekiyor mesela ben inanılmaz bir balık hastasıyımdır ve resmen aş ererim. Vallahi ama hamileliğim şey değilim. Ha. Ama vücudunun değilim. Eksik bir şey tabii var. Vücudun eksik minerallerinden kaynaklanan. Eksik minerallerden ama orada belki şu var. Şimdi doğru ama bir yerde de belki çocuk anneye şu sinyali veriyor. Bende bu eksiklik var ve onu tamamla. Bence hamilelikte olanın bu olduğunu ben düşünüyorum. Çok mantıklı. Çünkü hamilelikte bu var. Mesela direkt olarak ben eşim Zeynep'in. Aliye hamileliği esnasında bunları direkt gözlemledim. Bir de branşım psikoloji ve astroloji olduğu için direkt o gözlemlerimin hepsi bence annenin değil çocuğun eksiklikleri. Çocuğun eksikliği için ne yapıyor? Anneyi uyarıyor. Anne mesela vücutta muhtemelen tuz oranı yükseliyor. Su azalıyor ve veya buna benzeyen bir şey oluyor ve kadın veya işte anne adayı direkt tuzlu su içmek istiyor. Mesela tuzlu su içmek istiyor. O denizin içine dalmak istiyor. Kana kana su içmek istiyor. Bir bakıyorsun vücutta su oranı düşmüş. Hemen su takviyesi yapman gerekiyor. Belki o sırada bilemiyoruz. Araştırılması lazım. Belki annenin suyu azalıyor orada kesere. Ve çocuk bunu anneye impars. Çünkü orada bir sinir sistemi var. Bakın çocuk çok önemli bir şey. Orada bir beyin gelişimi var. Orada bir sinir sistemi var. Göbek bağı ve plasenta ile ana bir üniter sinir sistemine, anne sinir sistemine bağlı. Yani ikisi arasındaki bağlantıya çok önem vermemiz gerekiyor. İşte bu önemli. Hatta o kadar çok önemli şeyler var ki burada. Çocuğun doğumu çok önemli. Yani şimdi mitrelere baktığınızda veya işte astroloji ve karma döngüsüne veya alt psikolojiye baktığınızda çocuğun çok rahat bir ortamda çünkü her çocuk kendisi doğmak istiyor. Birincisi çocuk doğacak ve çocuk doğarken bunun çok özel bir ortamda yapılması gerekiyor. Mesela düşünsene güvenilir bir ortamda bir kese ilk travmayı zaten orada yapıyoruz biz. Yani o sezaryenler aslında bazı doktor arkadaşlarımız kınayabilirler ama kusura bakmayın. Yok sezaryenlik değilse çocuk kusura bakmasın kimse kınayamaz İnsan yani. İnsan pisişesini biraz algılamanız lazım yani orada et kesmiyorsunuz. Yani Batı ülkelerinde neden sezaryen sonuna kadar şey yapılmaz. Çünkü Allah'ın Amerika'da, yarattığı şeye sen nasıl Amerika'da, müdahale ediyorsun? Amerika'da, İngiltere'de bırak biraz çıkarsın. Zordur o sezaryen. Öyle. Neden? Çünkü en iyi doğum gerçek annenin kendi doğumudur. Bir de oradan sıçarak çıkmanın ciğerlerdeki suyu boşaltıyorsun, probiyotikleri yükleniyorsun. Çünkü, yani tabii. Yaratım sisteminde o kadar güzel bir sistem çünkü ki sen buna müdahale ediyorsun. Çünkü çocuk veriyor bakın şimdi. Çocuk ilk travmayı orada. Regresyonlarda, hipnozlarda gördüğünüz aslında ilk büyük travma budur.
Neden orada güvenilir bir ortamda bir kesede ve daha vakti gelmemiş. Ama bir anda direkt kesiyorsunuz, açıyorsunuz. Orada onun o rahat ve huzurlu ortamını bir anda boşaltıyorsunuz. Kendi ve hazır değilken. Artı hızlı bir şekilde, yani çok büyük bir saygısızlıkla anne ile ne yapıyorsunuz? Kesiyorsunuz. Kestikten sonra bir doktora muayene ettiriyorsunuz. Çok yoğun ışıklar açıyorsunuz. Karanlık bir ortamda. Ay öyle bir anlattı ki doğduğumuza pişman olduk. Ama işin gerçeği bu travmadır. Doğru söylüyorsun. Eğer bu doğum işi, bile travma başlı işte başına. Bu bir doğum travmasıdır. Ama yani modern tıp ve kapitalizm her şeyi o kadar hamburgerleştirdi ki. Ne yazık ki, ama Batı ülkeleri bu konuda inanılmazlar. Batı ülkeleri burada bebeğe doğum saygısı dediğimiz bir yapı var. Çünkü annenin sonuna kadar doğurmasını bekliyor. O ve burada bu travmayı minimuma indirmeye çalışıyor. Sevil'e dönersek zaten ana rahminde başlayan şeyimiz, bilgimiz, bilinçaltı bilgisi ya da şey bilgimiz. Biraz önce hani söylediniz ya, güven. Tabii ki. Güven. Şöyle bir şey vardır. Şimdi anne bebeği istesin ya da istemesin. Aa, onu soracaktım sana şimdi. Bebeği istesin ya da istemesin her halükarda onu korur. Eğer istiyorsa zaten ona zarar gelmesin diye korur. İstemiyorsa kendine bir şey olmasın diye korur. Biz mesela bir yere gittiğimiz zaman ilk önce güvende miyiz diye bakarız. Bu annenin sahiplenme duygusu ya da onu koruması çocukta güven duygusunu oluşturur ve güvenli alan arayışı doğduktan sonra da bundan kaynaklanır. Çünkü biz, sizin de söylediğiniz gibi, sürekli korunmuş haldeyizdir. Tabii ki korunmuş, orada bir kesedesin. Evet. Yani orada bir kesede oluşuyorsun ve annenin güvenle. Yani mesela bakın, ben her zaman için şunu söylerim. Spiritüelizmde bir ruh ikizi araması vardır ya. Gerçek aşk, delicesine sevgi falan. Yok öyle şeyler arkadaşlar. Yani derinliğinde bakarsan ruh ikizi denilen şey annedir. Annedir. Çıktığın rahmi arıyorsun. Bir de niye ruh ikizin olsun? Ben bunları çok saçma da buluyorum. Ha işte, bu tabirleri göre. Birisine seviyor. Sevdiğini tamam. İspatlamak için o benim şimdi ruh ikizim. Şimdi eşruklar çok teorisi, ruh ikizi şey. Teorileri vardır ama ana form şudur aslında, annesi. Doğru. Annesindeki güveni arıyor. Peki. 70 yaşındaki insan bile başına bir şey gelse anne, anne diyor. Der. Evet, ilk laf. Peki şeyi soracağım sana. Herkes annesinin rahminde çok huzurlu değil ki. Dayak yiyen anne var, tekme yiyen anne var, bir sürü mutsuzluk yaşayan. Diyelim ki büyük depremde düşün, hamile bir kadını düşün, bütün ailesini kaybetmiş kendi gebe çocuğuna. Yani bu kadın modunu iyi tutamaz ki, ya da çok yakın bir sevdiği biri ölmüş tam hamileyken. İşte kocası şehit olmuş hamileyken. Kaybetme korkusu yani, çok fazla olacaktır zaten. Öyle bir noktada. Kadın öyle, nasıl yansıtıyor o duygularını öyle çocuğuna? Öyle bir noktada zaten kaybetme noktası korkusu. Ölüm korkusu, kaybetme korkusu. Bu tekme mekme dayak yiyen kadınların mesela bebeklerine... Özgüven eksikliği. Bunların hepsi çocuğun bilincine, bilinç altına kaydediliyor. Çünkü kuvvetli duygulardan söz ediyoruz. Evet. Diyorsunuz. Kuvvetli duygular bunlar, çok kuvvetli. Ha, çocuk bunlarla dünyaya geliyor. Fakat belli bir süre sonra, belli bir yaşa geldiğinde bunlardan rahatsızlık duyduğunda zaten bunu gerçekten çok istediğinde düzeltebiliyor veya düzeltebiliyoruz. Evet, düzeltebiliyor, okey. Tabii ki. Geri dönüşüm hiçbir şey yok diyorsun. Evet, evet. Ama ilk önce bunu gerçekten istemesi lazım. Değişeceğine inanması lazım, istemesi lazım ve ilerlemesi lazım bu yolda. Yani bunlar kalıcı olacak diye bir şey söz konusu kesinlikle değil. O zaman yani bütün bugüne kadar bilim adamlarının bize öğrettiği ya da yani bütün bilim adamları demeyeyim de genel bilgi olarak doğumdan sonraki ilk 6 yıl içinde çocuğun, hani ilk 3 yıl çok önemlidir ama 6 yıl sonra artık tamamen karakteri oturmuştur ve değiştirilemez savını... Şöyle bir şey var. Bilinç altı oluşmuş oluyor. Bilinç dışı oluşumlar doğduktan sonra... İzliyor çünkü. Tabii. Bilinç altı ana karnında hem DNA'dan hem anneden aldıklarıyla zaten oluşuyor. Tabii ki doğduktan sonra da bilinç altını mesela bir kaza geçirdiğini düşünün. Kuvvetli korku. Ya yani arabaya binmeye korkacaktır ya da farklı bir şekilde her nasıl olduysa. Bilinç altındaki ama ana dışı... şifter oluşuyor. Şimdi bilinç altı dediğin şey iki parça. Bilinçaltı dediğin şey aslında psikolojide çeşitli ekollere bakarsan çok parçalılar var. Yani buna
Freudian bir bakış açısı var. Jungian bir bakış açısı, Edrigan, Ebbing başka söylemiş, Lacan başka söylemiş ama bilinçaltı olarak baktığımızda aslında bizim görünmeyen yönümüz bilinçaltı ve bilinç dışı olarak iki ana formun birleşiminden oluşur. Ve bu iki ana formun birleşiminde doğuma kadar olan dönemde ilk ana hatlar, arkaşipler, ana formlar oluşur. Yani bilinçaltına ana arkaşipler, eğer fiş girecekse priz oluşur. Fiş ve priz dediğimiz yapının oluşması için. Ve bu bilinçaltındaki o ana arkaşip gelişimi aslında o 9. aya kadar olan dönemde ana kotrar gelişir. Yani nedir bu? Ana genetik. Nasıl bir prizin olacak? 120 volt mu, 220 volt mu, 180 volt mu? Ana prizlerin bellidir. Ama bu bilinçaltı gelişimin 0-6 yaşa kadar, yani bilinç dışından altı çevresel faktörlerle işte o fişlerin birleşimiyle beyindeki ağların oluşumuyla ortaya çıkar. Öne çıkarmalar, öne çıkar. Kutucuklar. Kutucuklar oluş. Hani diyoruz, biraz önce söylediniz ya, çöp, çöp. Şimdi çöp. Tabii ki bir takım kutucuklar meydana gelir. Biz gördüğümüzü, yaşadığımızı ya da hissettiğimizi o kutucuklara atarız. Nerede, ne zaman, nasıl ortaya çıkacağı daha sonradan belirir. Kutu kutudur. Kutu, kutucuklardır. Bilinçte bunlar kutu kutudur. Kutu kutudur ve bilinç gerçekten büyük bir kütüphanedir. Her biri kutu kutudur ve bu kutu kutular hepsi arasında bağlantılar vardır. Sürekli hareketler şeklinde hayatı algılarken, mesela şu bardağı algılarken 3-5 tane kutudan gelen bilgiyle limbik sistemimiz ve korteksimiz çalışır bilinçte. Fakat mesela şizofreni gibi hastalıklarda buralarda bazı bozukluklar vardır. Bu kutular karışmaya başlar. Kutular, sözler, kelimeler... Kutular karışmaya başlar ve bir süre sonra bilinçsel karışıklıklar ortaya çıkar. Yani bunlar çoğunlukla kimyasal tabanlıdır. Duygu durum bozukluğu meydana geliyor. Bazılarında duygu durum olur, bazılarında bordür olur, bazılarında psikoz olur, bazıları farklı noktalara gelir. Bazılarının genetik, bazılarının fonksiyonel, bazılarının elektriksel sorunları vardır. Ama burada anne karnı neden önemlidir? Çünkü annenin yaşamış olduğu burada... 1. Hormonal değişiklikler, 2. şartsal değişiklikler, 3. enfeksiyonlarla alakalı değişiklikler hep bunu yaratır. Mesela şu vardır, bakın çok önemlidir. Ben danışanlarımda görmüşümdür bunu ve anneleriyle de konuşmuşumdur. 45 günlüktür, 60 günlüktür. Anne aldırma kararı vermek için anneanneyle konuşur. Ay. Çevresiyle konuşur. Ve biliyor musunuz o anne karnındaki... Ufaklık olabilir. Bilir. İşte biliyor. O zaten onun işi. Evet. Bilir ve hayatındaki en büyük travmadır. Evet. Ne oluyor mesela öyle ölüm bir çocuk doğuyor? İstenmeyen, ben sevilmiyorum, ben istenmiyorum. Kendine tamamen güvensiz bir birey. Ne kadar korkunç. Artı şu da var şimdi bakın biz ikimiz karar vereceğiz. Şimdi ikimiz konuşuyoruz. Seni öldürüp öldürmeyeceğimizi konuşuyoruz. Mesela bununla mesela korkuyor musun Sevil'den ve senden o çocuk hayır, ister korkmuyor. İstemez. Hayır korkmuyor. Korkmuyor. Yok, öyle bir şey yok. Ha. Yıllar korkmuyor. İçinde ortaya çıkıyor. Yıllar peki içinde. Şöyle bir şey doğum soracağım. Doğum haritasında IP şimdi... çok kareleri de prenatal haritalarda öğrencilere bilgi olsun. Prenatal haritalarda IP-RITO kareleri, IP-RITO karşıtlıkları, natal haritalarda IP-RITO 150-135, tüm kare, karşıt ve 45'liklerde buna benzeyen bir geçmiş arayınız. Ha. Çünkü IP-RITO hepsinde birebirdir bu. Yani anne çocuk arasında böyle bir olay geçmiştir. Çocuk annenin bu düşüncesini algılamıştır. Ve burada yaşamış olduğu Pluto ölümle alakalı bir ölüm korkusu vardır. Şu anda ikiniz benim hayatımı sonlandırmaya karar verip vermeme yetkisine sahip olduğunuzu düşünün. Benim burada yaşayacağım korkuya bak. Öldürmeyeceğiz seni merak etme. Ama öldürme kararı verdiniz ve beni götürdünüz öldürdünüz. Sizin için bu basit bir kürtajdır. Ama bir canlının hayatına son verirsiniz. Eğer onun için bakarsanız... kürtajın bir aydan sonra izni yok işte. Çünkü sen orada evet. Tamamlanmış oluyorsun. Cinayet işliyorsun. Bence ilk kalp atışından sonra izninin cenini olmaması almış, lazım. Cenini almış sinir sistemi işte 4 ay yine 3 ayı dört geçince yapmıyorlar ay bile değil. Zaten. Yani, 3 aydan sonra yapmıyorlar. Eğer hamile olduğunu öğrendin ya ilk ay eğer kalp sen atış. İstemiyorsan hemen yok yani daha fazla bekleme. Bir şey soracağım. Kalp atışı atmaya biz başladığında. Biz Oğuzhan'la karı kocayız ama işte doğuramıyoruz bir şekil. Seni taşıyıcı anne olarak aldık. Hadi buyurun. Sana dedik ki bizim taşıyıcı annemiz ol. Cevap sen bizim bebeğimizi
biliyorum ki genetik olarak senin hiçbir katkın olmuyor. Kanınla da canınla da beslesen o sadece ikimizin genetiğini alıyor doğduğunda. Ne ilginç bir şey. Ama sen taşıyıcı anne olarak mutsuz bir kadınsın. Fakir bir mahallede yaşıyorsun. Tabii. Benim verdiğim parayla geçiniyorsun. Berbat bir kocam var. Benim çocuğumu nasıl doğuruyorsun? Ne oluyor? Onun bilinçaltına senin hislerin mi yansıyor? Bu çocuk kimin? Bizim genetik bilgimizle senin hislerinle mi doğuyor soru bir, o çocuk? Bu çocuk bizim genetik bilgimiz gibi görünse de bu çocuğun gelişim aşamaları tam anlamıyla sizin hormonlarınızla alakalı olduğu için etsel ve gensel ve taşıyıcılıklara evet bize ait gibi görünse de hormonal alanda işte size ne oluyor mesela onun bilinçaltı ne oluyor? O direkt olarak taşıyıcı annenin. Taşıyacağını. O zaman annenin. Yani şurada yani hani... bu aslında yapılmaması gereken bir şey. Yani ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Şöyle yapıyorlar. Mesela bir taşıyıcı anne buluyorlar. Sağlıklı, genetiği. Zaten hı-hı, genetiği işlemiyor da çocuğa olsun. Yine de ölmesin kadın yani çocuğu taşırken. Temiz bir işte şey bir kız. Temiz, sağlıklı bir kız. Çoğunlukla onu kendi evlerinde yaşatıyorlar, hı-hı, doğurana kadar. Bakıyorlar, besliyorlar. Neşe, bolluk, bereket içinde zengin aileler bunu yaptıran. Çünkü kızı da kontrol altında tutmak istiyorlar. O zaman belki daha sağlıklı oluyordur bir nevi. Ama sen o kızın şeyini bilmiyorsun. O kızın huyunu suyunu bilmezsin. O kızın ailesini bilmezsin. Geçmişinde DNA'sında neler var? Hiçbir şey bilmiyorsun. Onun DNA'sı o bebeğe zaten geçmiyor ama şeyi psikolojisi. Direkt bence olarak geçiyor. Bence taşıyıcıdır anne. Çünkü sütü de veren anne. Çünkü arada bağ var bak şimdi. Bağ. Muhakkak ki var ama genetiğine baktıkları zaman anne baba hariç kadından hiçbir gram almıyor işte çocuk. İşte taslak bilgi almış. Taslak bilgi alıyor ama o taslak bilginin gelişmiş olduğu o kabın ana yapısı hanımefendi. Şimdi düşünsene hormonlarını alıyor, yemeğini alıyor, aynen öyle. Alıyor. Kan onun her kanından şey alıyor. Düşün. Artı kanından aldığı için içsel DNA da alıyor. İçsel DNA da alıyor. Yani o içsel DNA'yı da aldığı için onun rahminde aslında burada iki anneli. Evet. İki anneli yani iki tane annesi sen var. Sen bayağı meşakkatli bir şeyle uğraşıyorsun. Yani evet. Oğuzhan da çok meşakkatli bir şeyle uğraşıyor. Ama seninki de aslında ikinizi birleştirmek lazım yani. İkinize birden danışacak gelen. Ya mesela şeyler hanımefendinin alanı o kadar önemli ki. Şimdi ben gebe arkadaşlarımıza da gebe kalmak isteyen hanımefendilere de şunu söylemek istiyorum. Birincisi bilinçli gebe kalmak. Kesinlikle. Değil mi hanımefendi? Kesinlikle isteyerek, gerçekten isteyerek. İsteyerek. Bir de eşinizin de istemesi lazım. Ama şöyle kesinlikle de bir şey var yani. Bir de sinir kriziyle böyle çocuk isteyen kadınlar var. Olmazsa ölürümler falan. Ben onu da tehlikeli Türkçe buluyorum. O kadar çok istek de çünkü o çocuğa o baskıyı daha düştüğü andan itibaren yaratıyor. Türkçe. Çok fazla şey yüklemiş oluyorsunuz. Dünyanın ilk doğuran kadını herkes yani etrafta bakıyorum son zamanlarda bir de. Ya o bebekten çok kendisine önem veriyor. Evet. Kendi duygularını tatmin bebeğin ol. Yani sen biraz bize tavsiyelerde kendi, kendi duygularını orada tatmin etmeye çalışıyor. Bencillik yapıyor aslında. Tabii ki, tabii ki. Bu şekilde olmaması gerekiyor. Ya. O zaman nasıl hamile kalmalıyız? Orada var onu ya çok iğrenç şeyler var. Ya, Instagram'da anneler manneler bilmiyorum sen de görüyorsun. Resmen Instagram'daki hesabı devam etsin diye ikinci kez çocuk yapıyor falan. Evet, Instagram annesi denilen bir anne türü var. Şimdi dünyada yani zaten dünyada, çok tür var her konuda. Tüm dünyada ve orada çocukların o kadar deşifre edilmesi. Anneliğin o kadar sözde onurlandırılırken, anneliğin o kadar ne diyeyim metaya, maddeye, paraya döndürülmesi. Kendi hırsları için. Olarak bana aykırı. Evet. Bana da aykırı da bana yani da zaten. Yani kesinlikle kendi hırsların için. Orada beğeni alacaksın diye ya da dikkat çekmek için başka bir canlıyı kullanmak, hele ki evladım dediğin varlığı kullanmak çok büyük yanlış. Sevinçim çok beni pardon. Beni var ya daha kötü yaptın ha. Şimdi onun psikolojisini bir bilinçlerini düşünebiliyor musun? Evladım dediğin bir canlıya. Evladım dediğin. Kendi egonu ve kendi ön plana çıkartmak için kullanıyorsa. Hayatım bu sosyal medyayla mı çıktı? Allah'ınızı daha seviyorsanız. Var, bin yıldır var bu. Var. Kayınvalide istiyor diye çocuk doğurmak var. Etraftan ne derler diye. Yani Instagram annelerinin başka versiyonları hep var. Zaten kaç tane dünyada gerçekten bak bir araştırma yapılsın. Kaç tane anne gerçekten o çocuğu kendi çok istediği için doğurdu.
gerçekten hamileliğinde tabii. O çocuğun sağlığını düşündü, tabii. Sonraki sağlığını düşündü. Kaç tane kadın var bu kadar bilinçli çocuğun? Şu anda var. Zaten vardır ondan, çok aslında. Onları elbette da kabul ki vardır. Vardır. Ama elbette, bilinçli olarak isteyerek. Bence. Ya muhakkak bilinç zaten isteyerek çoğunluğu doğuruyor da gerçekten senin dediğin gibi ben dünyaya güzel bir evlat yetiştirmek istiyorum diye çocuk istersin. Yok komşunla yarışan kadın da çok istiyor. Onlara ki rekabet eden de çok istiyor. Görümcesiyle bilmem yarışan kadın da çok istiyor. İstek bence tek başına önemli değil. Bir kere nasıl bir amaçla o çocuğu istiyorsun? Yani kendini tatmin etmek için mi istiyorsun o çocuğu? Yoksa gerçekten dünyaya bir aracı olup, bir varlığın gelmesine aracı olup, iyi bir varlık, dünyaya yarayacak bir varlık yetiştirmek için mi istiyorsun? O ikinci dediğinde kimse ilgilenmiyor. Evet. O ikinci dediğinde kimse ilgilenmiyor. Buranın annesi ilgileniyor mesela. Kadın yani. Resmen burayı doğurmadan önce Atatürk gibi bir çocuk doğurmak istiyorum ne diye bir doğurmuş. Ve hep o yönde ilerleyip burayı yetiştirirken zaten buranın karakterini de en iyi sen tanırsın benden sonra. Buranın karakterini, kişiliğini, insanlığını da biliyorsun nasıl bir insan olmuş. Ama demek ki doğru bir annenin çocuğu. Ya biz eskiden evet belki herkes evliliklerimize müdahale edebiliyordu, baskı kurabiliyordu. Bizim hariç İçimizde birçok insanın sözü geçebiliyordu. Fakat artık bu böyle değil. Evet, hala bazı kesimlerde baskılar söz konusu olabilir. Fakat bunları yıkmak tamamen kendi elimizde. Bunu başarabiliriz. Hani bir 50-60 yıl öncesi için aynı şeyi söylemiyorum. Fakat şu an için biz her şeyi kendi istediğimiz doğrultusunda baskı altında kalmadan sadece kendimizi dinleyerek kendi isteğimizle her şeyi yapabiliriz. Çocuk dünyaya getirmekte işte soruyorlar ya hani biraz önce söylediğin gibi kayınvalidem çocuk istiyor. Aradan işte çıksın diye şu duydum oluyor, ben. Bu oluyor falan. Olsan. Yok, hayır, sen anne baba olarak çünkü onunla bir ömür boyu geçirecek olan sensin. Artık baba onu yetiştirecek olan var. Tabii ki. Yani ona adamlara sen bakmayacaksın ki. Hani kayınvalide çok istedi. Veya işte herkes baskı yaptı. O baskı yapanlar mı bakacak ona? Ben hayır. Diyorum bana söylüyorlar hala yatırın $1 milyon bankaya hemen doğru yani. Diyorum. Vallahi. Sen ya, bana böyle bir şey öneriyorsun da kardeşim şimdi bakımını sen geçen, mi üstleneceksin? Kişinin geçen hazır de, olması çok önemli bir şey. Hanımefendi şimdi bir de geçen bir de bizim böyle toplumumuzda el alem denilen bir yaratık var ya. Oo, bu ben bizim için işte en önemli falan da kişi. Yer verdim yok yani el alem el alem ya sana ne bana ben ne. Ben bunu merak ediyorum bu el sana alem ne, denilen bana 6 gözlü 4 kulakta 8 bacakta 7 gözlü neyse bu. Bu el alem denilen yaratık yüzünden oluyor. Geçen gün el alem bana diyor ki Ali'ye bir tane işte kardeş yaparım. Tabii, tabii. Peki derim sana o el aleme koçun yıldığını kaç lira olduğunu biliyor musun dedim sen. Peki derim adam gibi bir özel okurun çocuğu eğitmek için yıllık 50 bin liradan sen başladığına. Sen söyle bak 1 milyon dolar diyorum sana yatır 1 milyon dolara de el aleme şu an basit doğruyorum. Bir şey söyleyeyim. Bir sosyal devletiz değil mi? Çocuğu sözde ücretsiz okutabiliyoruz. Ücretsiz sağlık hizmeti hı-hı. alabiliyoruz. Ücretsiz hı-hı. korunuyoruz. Hı-hı. Pardon. Hangi devlet okuluna çocuğunu gönderebiliyorsun? Gönderemiyorsun. Kalabalıklardan, problemlerden, hı-hı. hastalıklardan götürebiliyor musun? Götüremedin. Sağlık hizmeti herkesin özel sigortası var. Belli bir maddi ve ekonomik duruma sahip. Hangi devlet hastanesinden kuyrukta randevu al da o 70 kişinin önünde 38 derece 39 derece ateşle çocuğunu götür. Bunu yapamıyorsan tonla vergi ödüyorsun. Bir de çocuğunu özel okulda okutuyorsun. Böyle yaşamak zorundasın. Gerçeğin bu seni. O zaman el alem biraz susacak. O el alem çünkü o çocuğun yemeğini, ekmeğini, suyunu vermeyecek. O çocuğun yemeğini, ekmeğini, suyunu anası babası verecek. İki çocuk olduğunda, üç çocuk olduğunda artık onu bir noktaya getiremeyecek. Ama anne baba da böyle diyemiyor ki el alemin dediğine boyun büküyorlar artık işte. Artık demesini öğrenecek. Bu kadar net. Yani. Demesini öğrenecek. Biz net olmazsak karşımızdaki insan ne yaparsa yapsın hedersek böyle bir şey yok. Yani kişinin karakterini benliğini ortaya koyması gerekiyor. Sizin gibi diyorlar mesela ben de böyle diyorum. Diyorlar ki bizim sizin gibi tuzumuz kuru değil mesela. Böyle, bunun tuzunun kurulukla çok, alakası yok. Gerçekten ön yargılarımızla birbirimizi o kadar güzel yargılıyoruz. Tabii ya, sizin tamam. için konuşmak tabii. kolay filan. Bir dakika. Hı. Hepimizin tuzu kuru olsun. Tamam ya tuzumuz kuru. Onların anladığı anlamda
tuzumuz kuru olsun. Evet. İkinci çocuğu yaptım. Üçüncü çocuğu yaptım. Tuzum bugün kuru olabilir. Yarın değil. Ülkende. Üç çocuk sonra. 10 yılda bir ekonomik kriz oluyorsa ülkende. Sürekli ekonomik olarak inişlerin çıkışların oluyorsa. Bugün tuzun kuru ama yarın belki iftiraftasın. O çocuktan ne olacak? Bana biliyor musunuz? Son bir yıldan beri gelen kişiler. Çoğu iflas etmek üzere. Çoğu konkordato ilan etmek üzere. Sözde ülkede kriz yok. 2 tane çocuk, 3 tane çocuk. Bu çocukları ne yapacağız? Haklılar. Kontrolsüz olarak bakma, yapılmış. Kusura bakma. Dünyanın en zengin insanı dahi olsan 3 çocuk niye yapıyorsun ya? Tabii canım. Sadece para mı çocuğa bakmak? Al bak kadın değil, neler söylüyor değil, burada. Hayır. Altı psikolojide ortanca çocuk sendromun var. Küçük çocuk sendromun var. Büyük çocuk sendromun var. Yüklenen sorumluluklar var. Çocuğa yüklüyorsun. Evet, çocuğa ablara, yüklenen sorumluluklar var. Mi başlıyor onu yüklemeye mesela? Tabii ki. Kardeşin geliyor tabii diye. Tabii ki. Sen abla olacaksın diye 5 yaşında çocuğa küçük yüklüyor. Çocuk da duyuyor onu. İçerideki de duyuyor. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Ben birinin üstüne geliyorum. Biri benim ablam olacak, biri abim olacak, biri bilmem ne yapacak. Ama o bir travmatik bir durum değil belki. Değil. De güzel bir şey. Güzel bir şey ama. Öbürü için travma. Ama doğmuş olan için. Sen ona sorumluluk yüklüyorsun ya. Onun daha canı ne ki? Ama yüklemediğinde çok büyük kıskançlıklar oluyor. O senin kardeşin olacak. Güzel bir şekilde konuşmak farklı bir şey. Çocuğa sorumluluk yüklemek çok farklı bir şey. Sen ona gayet güzel bir şekilde çok güzel paylaşımlarda bulunacaksın. O seni çok sevecek, sen onu çok seveceksin. Bu şekilde telkinlerde bulunmak çok farklı bir şey. Ya bir şey söyleyeyim, bir şaşkın daha işte bizim branşa girmiş. Ödül dilerim, şaşkın dedim sana. Olsun. Neden biliyor musun şaşkın dedim? Ben diyorum ki psikoloji, astroloji, psikiyatri ve psikoloji gibi alt alanlara ya kendisiyle ilgili problemleri olanlar ya da şaşkınlar girer. Ben şaşkın olduğum için bu branşa girdim. Dipsiz bir kuyu. Sen de şaşkın olduğun için girmişsin. Belli de. Bir sorunun olduğu gözükmüyor. Sorunun şaşkınsın. Olduğu görünmüyor. Yani bazen şey söylüyorum. Bence yani. Şaşkın değil be. İnsanlar düzelsin diye uğraşın. Ben insanlara dokunmayı, onların hayatlarına dokunmayı, yardımcı olabilmeyi çok seviyorum. Sen git kurumsal hayatlardan geliyorum. Ben çok sert, finansçı. Çok hard bir dünyadan geliyorum. Bankacıdır. Finansçıyım. Hala de devam eden şirketim var finansla alakalı olarak. Ama çok hard bir dünyadan, çok böyle herkesin birbirine bıçaklar sapladığı bir dünyadan geliyorum. O yüzden zaten o kadar çok sıkıldım ki ondan kendimi geri çekmeye karar verdim. İnsanlara manevi olarak destekte bulunabilmeyi tercih ettim. Tamam ama gidip daha basit bir şey de yapabilirdin. Ta ana rahmine kadar girdin yani. Ama olsun, çok seviyorum. Şeyinde. Çok seviyorum. Neler yapıyorsun? Ne tip danışmanlıklar veriyorsun? İlişki koçluğu yapıyorum. Biraz kitabım, anlatır mısın kitabım, kendine? Kitabım benim. Şubat ayı başında çıkacak inşallah. Tanıtırız. Şu anda editörde çıkacak kitabım. Ben ne yapıyorum? İlişki koçluğu yapıyorum. İnsanlara kendileri ama illaki bana gelen ya da bize gelen insanlar, danışanlar illa problemli ya da çok büyük böyle çöküntüler yaşayan insanlar olmayabilir. Gerekmez. Tabii ki. Diyelim ki Hindistan'da evlenmeye karar veren iki insan astroloğa gidiyor. Tabii canım. Uyuyor muyuz birbirine diye. Ben Buğra'yı bulmadan önce Oğuzhan'a sormadın mı mesela doğum haritasını? Buğra diyor ki bana sordun mu? Sana sormamıza gerek yoktu Buğracığım. Biz Oğuzhan'la aramızda karar verdik. Seni kurban ettik. Bir de arkadaşlar gelin bir şey yaparım bak. Hayatınızda bir problem yaşamadan, hayatınızda bir sıkıntı yaşamadan mesela kendinizi sırf geliştirmek için. Doğru söylüyorsun. Sırf fark edebilmek için. Bir koça gidin. Bir psikoloğa gidin. Bir psikolojik profil çıkartın. Yani bir psikoloğa gittiğinizde neyiniz var dediğinde hiçbir şeyim yok. Sizinle konuşmak geldim de diyebilirsiniz. Herkesin de bir şeysi muhakkak vardır zaten. Bir koça gidebilirsiniz veya bir astroloğa ya hayatımda artık kötü değil de ya eğlenebileceğim güzel şeyler var mı diye gelebilirsin. Evet. Belki hiçbir sıkıntınız yoktur. Onun için de yeni keşifler için gelebilirsiniz. Aynen. Sırf bilgi için gelebilirsiniz. Tabii ki, tabii ki bilgi, farkındalık için. Buraya bir tane çok sevdiğim annem hastanede yatarken annemle çok ilgilenen bir hemşire vardı. Dünya tatlısı bir kız. Kova burcu. Zaten ben birini sevdim. Kova burcu çıktı o da hastanede. Kız dedi ki Billur abla ben daha 19 yaşındayım. Hayatta nereye gideceğimi öğrenmek istiyorum. Onun için Buğra abiye gelmek istiyorum dedi.
Sen 19 yaşındaki kızı göreceksin. Bütün hastaneyi çekip çeviriyor. Çok ilginç bir bilgili ve derin ruhlu bir kız. Sen dedim bu kadar şeyi, bu tecrübeyi nasıl edindin? Hadi çaçarozlu bilgiyi bilmem neyi şeyi elde edersen bu kadar tecrübeyi 19 yaşında bu işte nasıl elde ettin? Ya i̇şte doğuştan bir şey var işte kızda değişik dediğimiz. İşte al sana. Yüklemelerde çok fazla yapılmıştır ona. Dün buraya diyor ki check-up için hastaneye gitmiştik. Ben diyor bir an önce diyor yeni yıldan önce sana gelmek istiyorum diyor. Çünkü diyor beklediğim bazı şeyler var. Olmayacaksa yoluma bakacağım diyor. Al sana kafa. Öbürü geliyor 35 yaşına gelmiş hala yüzük var mı yüzük. Bu kız yüzüğü bile sormuyor be 19 yaşına. 60 yaşına gelmiş 6 evlilik yapmış 7.yi ne zaman yaparım diye soruyor. Ne zaman istersen diyeceksin yani, ona bu kadar evlilik yaptıktan sonra. Şöyle bir şey. Ya da mesela kendilerine çok özür dilerim. Bana mesela gelenlerde danışanlarım da şöyle bir şeyle de çok fazla gelebiliyorlar. Karşı tarafta hep bir problem arıyorlar. Doğru. Problem arıyor. Yoksa kuduruyor yani evet. Bulamadığı zaman evet. Problemi. Yani sen niye kişiyi olduğu gibi kabul etmiyor? Problem arıyor. Problem bulamadığı zaman çıldırıyor. Vah vah. Bu şekilde gelenler de var. Oğuzhan bizim durumumuz iyi değil ya. Ben onu görüyorum. İyiyiz biz ya. Biz sadece ikimizden bahsetmiyorum yani in general insanlıktan bahsediyorum. Valla ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar gerçekten iyi durumda değiliz. Zaten iyi durumda olsaydık bak düşünsenize her yüzyılın bir savaşı var. Yüzyıl savaşları, Napolyon savaşları, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, yok Anibal'ın savaşları, Moğol istilası, ıvır zıvır bir yana kuşatması. Ya iyi bir ırk bu kadar savaşır mı? Vallahi şeyde bu diyordu ki öldürüyor Ancient ya. Aliens'da diyordu ki antik şeyde uzaylılarda insanoğlu diyor o kadar unutkan bir canlı ki aslında hatırlasaydı hiçbir daha bir kere savaş olurdu bir daha olmazdı hı-hı. Diyor. Tabii. Yani biz diyoruz ya tarih tekerrürden ibaret. Ben diyorum ki tarihin bir şey yaptığı yok sen aynı hataları yaptığın için aynı şeyleri yaşıyorsun. Tarih diye biri yok ki. Samsara sürekli aynı şekilde devam ediyor. Sürekli samsara aynı şekilde devam ediyor. O zaman ediyor. Nerede insanlık tekamül edecek de yükselecek de yok barış içinde yaşayacağız 2150 falan. Bu dünya gerçeğinde olmayacak böyle devam ederse. Bunun için tabii istesen, ki. İstediğin kadar uğraş ana rahminden beri bilinçaltını temizleyip bilmem değiştirmesine insanların. Sen istediğin kadar uğraş haritalarına bakıp bilmem ne yapmaya. Demek ki bu değişmeyecek. Biz ne uğraşıyoruz abi? Kapatın gidelim ya. Gerçekten. O şekilde, niye uğraşıyoruz mesela? O şekilde mesela? De karamsar bir şekilde yaklaşmayalım karamsar ama. Karamsar olarak da yaklaşmıyorum. Bak yani yaklaşmayalım bunu ama niye uğraşıyoruz? Söyleyeyim mi? Bu ne zaman değişir biliyor musunuz? Hakim güç diye nitelendirilen, devletleri yöneten, güce ve power'a sahip olan insanlar total olarak iyicil kanattan olursa bu değişir. İyicil kanattan. Bu nasıl olacak? Olacak. Bir gün gelecek insanlar gerçek demokrasiyi öğrenecek. Bir gün gelecek çıkarcı demokrasiden kurtulacak ve bir gün gelecek kendilerini yönetmeyi hak eden insanları tercih edecekler. İşte o zaman bu güzel olacak. Norveç'e bak, İsveç'e bak, Kanada'ya orada bak. Orada kadına şiddet yok mu? Alkolizm var. Yok mu? Var. Depresyon, var. İntihar, var. O bu şu. Var. E? Ama yavaş yavaş dönüşecek. Şu an bahsettiğimiz 3-4 tane binlerce yıl sürecek 3-4 tane ülkede biraz bir iyileşme var. İyileşme var, bir iyicillik var. Doğru söylüyorsun. Ama yavaş yavaş olacak. İşte o düşünce yavaş yavaş binlerce belki 1000 yılda olacak, belki 2000 yılda olacak, belki 3000 yılda olacak. Bir de şunu çok iyi bilmemiz lazım. İnsanın içinden gelen temel kötülük sorunumuz var bize. Hani insan ki iyicil bir varlıktır. Kalp tamamen iyilik için yaratılmıştır aslında. Ne ilginç. Sevgiyle. Ve sizin eklediklerinize eklemek istediğim bir şey var. Kişiler artık kurban olmaktan vazgeçip kurtarıcı şeklinde hareket etmeli. Yani ahlanıp vahlanmaktan vazgeçmek gerekiyor. Artık kendimizi nasıl geliştirebiliriz ya da yaşadığımız bir olaydan nasıl ders alırız? Ona bu benim başıma geldi, ha, şu oldu, çok, bu tam oldu. Tam ülkesindesin bunun. Yani ha. Bundan vazgeçip tamam ya ben bunu yaşadım. Niye yaşadım ama ben acaba? Bundan, bunu ben bundan yarattım? Ne öğrendim?
ve bunun tekrarı olmaması için ne yapmalıyım? Bak, bunun basit psikolojik gizli deneyleri vardır. Çok basit gizli deneyleri vardır. Yani Amerikalıların yaptığı, Amerikan ordusunun, Rusların yaptığı çok basit. 50 kişilik grupları alırlar, küçük teknelerde gezdirirler ve gemi batma tehlikesi geçirir. Bu gemi batma tehlikesi geçirdiği zaman bu 50 kişiden bir kısmı diğerlerini kurtarmak için uğraşır. Bir kısmı ise sırtlarına basıp kendini kurtarmak için uğraşır. Sırtlarına basıp kendilerini kurtarmaya çalışır. İşte bunu hayatın her alanında deneyebilecek psikolojik denekler, yapılar, çalışmalar, istatistikler belirleyip o sırtına basanı değil de oradaki çocuğu, engelli, kadını kurtarana, ülkelerin başına konumlandırırsa dünya değişir. Sevgiler. Hadi bakalım. Ay şey dur, bir şey yapacaktık. Vedat'ın kitabını tanıtacaktık. Aa, tamam, gelin bak Vedat'ın çünkü kitabını. Tam da sizin konunuzla da güzel bağdaşıyor. Evet, evet. Vedat vardır bizim Delek. Vedat dediğin üçüncü çok da iyi öğrencisidir. Arkadaşlar. Bir de içine çok şirin buğday tohumları da koymuş. Bunu bana imzalamış. Şükret olsun diye. Diyor ki hayatının mucizesi olabilir diyor. Çünkü hayatını tamamen değiştirecek çok özel bilgiler var bunun içinde diyor. Hayatındaki olumsuzlukları yok etmek için, senin sonsuz varlığının gelişimine hizmet etmek için diyor. Bütün önümüzdeki yılın yani 2019'un çok önemli günlerini şey yapmış, yazmış. Burçları yazmış, Türkiye'yi yorumlamış. Çok yararlı, yine güzel bir kitap. Çok bu Vedat çok kitap. İlginç konulara yapıyor çok bu arada. Öğrenci, çok ilginç Vedat konularla ilgili yazıyor. İsmi de çok yazıyor. Güzel. Şükret Vedat. Olsun. Evet. Renkler çok şükret güzel. Şükret olsun değil mi? Şükret olsun. Çok güzel bir söz. Tavsiye çok ediyorum. Güzel. Şükret olsun. Bak, şükret. Kendinden emin ol. Evet. Kendinden emin ol. Kendine güven. Sevgiyle bak hayata. Vedat'ın çok özel bir çalışması. Arkadaşlar, üçüncü kitabı Vedat'ın, hepinize tavsiye ediyorum. Evet, biz de Sevil'le bu arada senle de şey yapamadık, böyle bir üçlü muhabbet döndüğü için. Ha, bu arada bize gelen maillerde hep bana sus koca konuşsun diyor insanlar. Yani benim konuşmamı sevmeyen insanlar da var. Konuşacağım be, size ama, ne? Ama bir kısım da çok sevenler var. Ya tabii canım, şaka bana geliyor mesela, mesela size niye teşekkür ediyor. Ya kardeşim, biz burada geliyor, muhabbet Adana'dan çekiyoruz geliyor. Diyorum. Muhabbet ediyoruz yani, tamam. Şöyle bir kısaca bir kendini tanıt. Ben şuyum, buyum, şuyum diye insanlar için. Çünkü biz sana, evet, söyledik de milletin kafasını da karıştırdık. Billur, evet, TV'de de inşallah bundan sonra birlikte olacağız. Değişik şeyler yapacağız. Ben yaşam koçuyum. EFT, NLP'de öğreticiliğim var. Ama bunun yanında en çok insanlara yardımcı olmak istediğim konu hem kendilerini keşfetmesi, hem ilişkilerine güzel dokunuşlarda bulunabilmek. Ve özellikle de hani biraz önce deminden beri konuşmuş olduğumuz bilinçaltımızın daha güzel bir şekilde, verimli bir şekilde ortaya çıkması, daha hoş bir birey olarak ortaya çıkmamız ve kendimizi tanımak için çok ufak dokunuşlar yapan birisiyim. İnsanların hayatını daha kaliteli çok ve ufak, daha mutlu yaşaması için çok önemli. Oğuzhan da aslında o işi yapıyor bir yerde. Hepimiz. Biz de sizleri toparlayıp insanlara daha iyi, daha kaliteli hayat yaşamaları için hayat temiz bilgi vererek işimizi yapıyoruz. Hayat kısa bir süreç. Mutlu olmaya bakın. Evet. Keyif alın. Ve anı yaşamayı bilin. Aynen öyle. Yani biz biliyoruz inşallah. Geleceğin, geçmişin yükünden kurtul. Anı yaşa. Geleceğin de kaygısından vazgeç artık. Vazgeç. Çünkü anı güzel yaşadın mı gelecekte iyi geliyor kesinlikle, zaten değil mi? Kesinlikle. Öyle. Çok teşekkür ediyorum Oğuzhan'cığım. Sana sevgiler, da çok teşekkür ediyorum. Geldiğin için ben çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonraki mutlu hayatında da daha çok başarı diliyorum sana. Çok teşekkür ederim. Ben de. Çok teşekkür ederim. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil. Taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu.
Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.